Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Ben Fikoç. 2022 tayfa sizlerle başlıyoruz. Yaz aylarında kesinlikle yapmanız gereken anda bunları yapmadığın zaman başını çokça taşlara vuracağın bilgilerden bahsedeceğim. Bunlardan ilki Eylül ayı gelmeden bir çalışma düzeninizi, bir geleceğinizi şimdiden garantiye alalım. Bunlardan biri de Eylül ayında okula gitmeli miyim? Örgün eğitimde yani devlet okulunda mı okumalıyım? Özel okula mı geçmeliyim? Yoksa açık öğretime mi geçmem lazım? İşte bunun tamamının cevabını sizler için vereceğim. Okulla birlikte dershanede gider mi gibi çok kritik sorulara cevap vereceğim ama sizden bir 5 dakikanızı istiyorum. Bu 5 dakikayı ver bana, al bir yılı o kadar net konuşuyorum. Çünkü bu bilgiler inanılmaz önemli. O halde 2022 tayfa. Hazırsan başlıyoruz. <laughs> Vay arkadaş 11. sınıf boyunca online eğitim alacaksın. Eylül ayı geldiği zaman okullar açılacak ve sen o okula gideceksin ve o okulu eskisi gibi bulacaksın değil mi? <laughs> çok beklersin. Hocalarımızın birçoğu değişmiş. Eğitim sistemi ister istemez buna yönelik değişiklikler göstermiş. Belki de ders çalışma veriminizi olumsuz etkileyecek birçok faktörle karşılayacaksınız. Hadi onların hepsini geçtim. Gittiniz okulu yerli yerinde gördünüz. Her şeyde tas tamam. Ta sizin 10. sınıftan kalma okulunuz anda okul. E peki siz eskisi gibi misiniz? Ders çalışma alışkanlığınız 10. sınıftaki gibi mi kaldı yoksa 11. sınıftaki gibi mi? 11. sınıfta ders çalışan öğrenciler hani günde 10 saat çalışan, 12 saat çalışan öğrenciler okula gittiğiniz zaman bu şekilde bir saat dilimi bulabileceğiniz mi zannediyorsunuz? Hele de fizik hocanız iyi değilse, Türkçe matematik hocanız iyi değilse ne yapacaksınız? Aman hoca boşver, okul bittikten sonra ben telafi dersleri çalışıp bunu hallederim mi diyorsunuz? halledersiniz. Kesinlikle halledersiniz. Bakın size bu işin matematiğini planını söyleyeyim. Bakın şu plana. Bu planı incelediğimiz zaman sabah 8 ile 5 arası okul olduğunu kabul edersek içerisine hadi yemeği falan da ekleyelim. En erken 6.30'da 7'de ders çalışmaya başlıyorsun. E peki okulun yorgunluğu var ve sabah tekrardan okula gideceksin. En fazla kaç etüt çalışabiliyorsun? 3. Hadi kral olsun 4 etüt. E peki hafta içi en fazla 3-4 etüt çalışabilecekken hafta sonuna bir gelelim. Hafta sonu yarım gün zaten bir tatiliniz olsun bir bismillah bir tatil. Yarım günde edenemeniz zaten hafta sonunun bir günü gitti. Kaldı bir gün. O günde de anca çalışabilirsiniz. Peki kalan bu zaman dilimlerinize hangi dersi telafi edeceksin kardeşim YouTube'dan? Matematiği mi, fiziği mi, kimyayı mı, biyoloji mi, bunların TET'si mi, AYT'leri mi? Bu yüzden diyorum ki eğer okulda okul derslerini anlamadan ilerliyorsan ve bu işten verim almıyorsan okul bittikten sonra bunları telafi edebilecek kadar yeterince zamanın kesinlikle yok. Okul varsa okulda kesinlikle öğrenme sağlanması lazım. Okul bittikten sonra bunun ancak soru pratiği yapılabilir, pekiştirmesi yapılabilir. Tekrardan YouTube'dan ders çalışmaları falan bunları unutacaksın. Bunun için yeterince zamanın yok. Bu bilgi neden verdim? İki şey için. Birincisi okul artı dershane kesinlikle olmuyor. Ya hocam hani yapan var. Ya kardeşim bu ülkede 50. kattan atlayıp da ölmeyen insan da var. Şimdi bunun örnekleri oldu diye. Ben de yaparım diyorsun ya. Yaparsın yaparsın. Ha kesinlikle o orada dursun. Ama bilinçli öğrenciler için net söyleyebilirim. Bakın 12. sınıf devlet okuluna gidiyorsanız bununla artık kurs olmuyor. Vallahi olmuyor. Bakın yeterince zamanınız yok. E kurs 18 saat olsun. Cumartesi pazar günü buna full gidiyor zaten. E hafta içi de ya bir ya iki etüt soru çözümüne de gidiyor. Dershane hafta içi akşamları da buna çağırıyor. E peki ne zaman diliminiz kalıyor? Hani ekstradan ne yapabilirsin? Soru çözümünü hangi zaman diliminde yapacaksın? Okulda hocaların vermiş olduğu ödevler ki veriyorlar. Hangi zaman diliminde bunu gerçekleştireceksin? Kurs hocalarının vermiş olduğu ödevleri, soru ödevlerini okul zamanı mı gerçekleştireceksin? Derken kursta 7-8 hoca ile okuldaki 8-10 tane hoca çakışıyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Ya hocam planlama yapamıyorum. Bunalıyorum olmayacakmış gibi. Ya kesinlikle ikisi birlikte yürümüyor deyip ya kursu planlamasını bir kenara bırakacaksın ya da okulu devre dışı bırakıp okulu tatmayacaksın. E maalesef ne oluyor biliyor musunuz? Bir yandan para verdiğiniz için o kursu devam ettiriyorsunuz ama bir yandan haftada 35 saat 36 saat gördüğünüz devlet okulundaki hocaları ve dersleri maalesef sallamıyorsunuz. E sallamadığınız zaman da hocalarınızın birçoğu da S takıyor. Yazıları ben böyle yapayım da bir görün diyorlar ister istemez. Bu yüzden net bir şekilde söylüyorum. Devlet okuluna giderim. Aynı zamanda bir dershanede yazılırım bu işi yürütürüm diyen öğrenci varsa bunu şiddetle reddediyorum. Bu grupta olan öğrencilerin çalışma verimliği kesinlikle çok 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 düşüktür haberiniz ola. Tamam Fiko, hani bize yapmamamız gerektiğini söyledin. Eyvallah devlet okuluna gidiyorum ve kursa da gitmeyeceğim. Tamam peki ne yapabilirim diyorsun ya. Dersi derste anlayacaksın ve ekstradan zamanın kalırsa illa ha devlet okulundan gideceğim diyorsan YouTube üzerinden bu çalışmayı gerçekleştirebilirsin. Ama bunu da pek sağlıklı bul bulmuyorum 2022 tayfa için. Peki neden ilk söylemiş olduğum başlangıç nedenlerinden dolayı çalışma alışkanlığınız değişti? Bu yüzden size diyorum ki devlet okuluna gideceğinize kesinlikle ama kesinlikle açık Öğretim lisesine geçmeniz benim için çok daha mantıklı. Bu yüzden size açık öğretime geçmenin yöntemlerden ve bilgilerden bahsedeceğim. Öncelikle şunu size söyleyebilirim. Açık öğretim lisesine geçen öğrenciler 11'den 12'ye geçen geçiş yapmak isteyen öğrenciler bir kere 200 üstü krediyle başlıyor. E peki açık öğretimde mezun alabilmek için kaç kredi lazım? 192. Hocam biz geçtiğimiz zaman o halde krediyi tamamlamış bir şekilde mi geçiyoruz? Evet krediyi tamamlamış bir şekilde geçiyorsunuz. Aslında mezun kredinizi de tamamlamış oluyorsunuz. Ve nisan ayında mezun oluyorsunuz. Sadece bunun bazı kriterleri var. İnkılap, İngilizce, din kültürü ve edebiyattan eğer kaldıysanız 9, 10, 11 bunları tamamlamak zorundasın. Çünkü bunlar ortak dersler. Ve Türk dili edebiyatı da zorunlu baraj dersidir. Bunu da geçmiş olmanız gerekiyor. Ha bunlardan sıkıntı yoksa zaten doğrudan Nisan ayında yapılacak sınavla mezun oluyorsunuz. Kredinizi tamamlıyorsunuz. Peki hocam OBP'mi arttırabilir miyim? Evet OBP'ni de arttırabilirsin. Açık öğretimden seçmeli dersleri seçersen ve bunlardan yüksek notlar alırsan OBP'nin yükselme durumu var. Ha eğer düşük de alırsan OBP'ni de düşürebilirsin bunun haberin olsun. Peki hocam açık öğretim lisesine geçtiğim zaman herhangi bir puanım kırılıyor mu? Yani ben de herkes gibi sınava girmiş liseden mezun olmuş mu hesaplanıyorum? Evet aynen öyle. Şimdi bulunmuş olduğunuz lise Anadolu Lisesi olsun, Fen Lisesi olsun hiç fark etmez. Aynen bu şartları sağlamış oluyorsunuz. Hatta hatta şunu da söyleyeyim. Birçok öğrenci açık öğretim lisesine sırf OBP'sini yükseltmek için geçiyor. Bu dönem örgün eğitimden açık öğretime geçişler durdurulmuştu. Büyük ihtimal Eylül ayında 2021'in Eylül ayında bu tekrar açılacak ve örgün eğitimden açık öğretim lisesine geçiş yapabileceksiniz. Başta koştuk yaptığım 12. sınıfa geçen öğrenciler olmak üzere ki %80-90 açık öğretim lisesine geçecek. Sizlere de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Açık öğretim lisesine geçmeniz çalışma veriminiz açısından hani hocam ben planlı ders çalışacağım demeniz açısından ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer planlı ders çalışmayacaksanız açık öğretime geçmenizin de hiçbir faydası yok. Boşunuza kendinizi rahatsız etmeyin. Rahatınızı bozmayın. Bu kadar net söylerim. Çünkü açık öğretime geçmek demek ben planlı, düzenli ve sürekli çalışmak istiyorum diyen öğrenciler içindir. Bir de üçüncü yolcular var. Ya Fikoç ben açık öğretim lisesine geçemem. Hani ailemin kendince ön yargıları var. O yüzden geçmek istemiyorum. E devlet okulunda kalmayı planlamıyorum. Hani bana bir taşta iki kuş dediğiniz bir unsur varsa bir bundan bahseder misiniz? Evet var. Bazı özel okul türleri var. Anadolu Lisesi Fen Lisesi. Bu okulların müfredatı her ne kadar milli eğitime bağlı kalsa da adamlar hani saman altından su yürütür gibi 12. sınıfta dershane programı uyguluyor. Haftada 30-40 saat sadece TYT, AYT yönelik çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bu gibi özel liselere geçmenizi de tavsiye ederim. Tabi bu biraz neyle ilgili? Parayla ilgili bir durum. Eğer maddi açıdan bir sıkıntınız yoksa bunlara da gidebilirsiniz. İlla ki ben bu işe para harcamak istiyorum kardeşim. Buna gideyim de hem yazılarla pek uğraşmayayım hem dershaneye gitme gibi bir kaygım da olmasın. Bir taşla iki kuş vurayım diyorsanız buna da gidebilirsiniz. Dediğim gibi ama iyi bir araştırma yapın çünkü sizler için çok çok önemli. Eğer seçtiğiniz özel okul bu müfredata yönelik değilse hem paranızdan hem zamanınızdan hem de maalesef sınav sürecindeki maratonunuzdan olursunuz. Bu da aklınızın bir köşesine bulunsun. O halde hala zaman varken ki bu videoyu ne zaman izlersin bilmiyorum ama Eylül ayından önce izliyorsan hala zamanın var demektir. Bu bahsetmiş olduğum 3 yöntemden birini kesinlikle seçmeni tavsiye ederim. Artık karar sizin. Ha, hala içinizde 2022 tayfa olarak kanalıma abone olmayan ve takip etmeyen öğrenciler varsa lütfen takip edin çünkü sizler için çok 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 önemli videolar geliyor. Bu sürece başladık. O halde 2022 tayfa. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgi ve selamette kalın kendinize çok 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 iyi bakın